Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi TUSAŞ saldırısı nedeniyle Öcalan yargılanmalı. Hukukçu Faruk Emin Ağoğlu, PKK terör örgütü kurmak, devletin birliğini bozmak, terör eylemleri düzenlemek suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bebek katili Öcalan'ın bu suçları defalarca işlediğini vurguladı. Dem Milletvekili Ömer Öcalan'ın 23 Ekim tarihinde İmralı Adı Hapishanesi'nde Sayın Öcalan'la görüşme gerçekleştirdim. Şu mesajın iletilmesini istedi. Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim dediğini hatırlatarak Emin Ağoğlu'na sordum. Bu açıklamaya göre TUSAŞ saldırısının hukuken sorumlusu bebek katili Abdullah Öcalan değil mi? Emine Ağoğlu dedi ki, elbette bu nedenle hemen acilen yeniden yargılanması gerekir. Can güvenliği devlet tarafından sağlandığı gibi PKK'yı da istediği gibi yönetiyor. Öcalan'ın çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim sözleri PKK örgütünü yönettiğinin çok açık ve net hukuki delilidir. Sordum, örgüt yönetmesi ve mahkum olduğu günden bugüne PKK'nın her eyleminin nedeniyle Öcalan'ın sorumlu tutulması ve hakkında belki de yüzlerce dava açılması mı gerekiyor? Emin Ağoğlu dedi ki, cezaevindeki bir kişi halen lideri olduğu terör örgütünü nasıl yönetir duruma gelebilir. Süreçte Adalet ve İçişleri bakanlarıyla tüm hükümet mensuplarının sorumluluğu söz konusudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 18 Mart 2014'te verdiği kararında PKK'nın terör örgütü olduğuna vurgu yapılarak bebek katilinin terör örgütüyle bağlantısının sürdüğü teyit edildi. Bu teyit Öcalan için umut hakkı olmadığının hukuken kabulidir. PKK'nın varlığı suç olduğu sürece aynı cezai sorumluluk söz konusudur. Sözde çözüm süreci dayatması adı altındaki yasayla da asla bu sorumluluk hali ortadan kaldırılamaz. Öcalan hakkında ömür boyu hapis cezası olması terörist başının tekrar yargılanmasına engel değildir. PKK'nın yapacağı her terör saldırısının sorumlusu Abdullah Öcalan'dır. Sayın Devlet Bahçeli'nin meclise davet etmesi ve terörü sonlandırma çağrısı yapma önerisi de PKK terör örgütünün liderinin Öcalan olduğunun ispatıdır. Öcalan 1999 sonrasında işlediği suçlar nedeniyle de mutlaka yargılanmalı. Bir devlet başkanı mı, bir bakan mı, bir milletvekili mi ki Öcalan'a dokunulamıyor? Tusaş ve önceki saldırılarda verdiğimiz şehitler nedeniyle Öcalan derhal yargılanmalıdır. Değerli okurlarım, neymiş? Kardeşlik çağrısıymış Bahçeli'nin yaptığı. Kalleş PKK ve destekçisi demlilerle asla kardeş olamayız. Ağızlarını tutan mı var? Demlilerin lideri Öcalan değil mi? Demliler Meclise, Öcalan İmralı'da PKK'ya silah bırakma ve örgütü tasfiye etme çağrısı neden yapmıyorlar? Öcalan'ın umut hakkı yoktur olamaz, olması teklif dahi edilemez.